Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok kıymetli hocalarım, saygıdeğer misafirler, yarışmamızın heyecanını bizimle paylaşarak programımıza teşrif eden sayın jüri üyelerimiz, Fatih medreselerimizin yine bir ilke imza atarak Türkiye'nin 81 ilinde yapılan Türkiye Hatibini Seçiyor yarışmasının Kastamonu etabına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, bizlere şeref verdiniz. Ben de size dilim döndüğü kadar bilgim dahilinde inşallah İslam'da aile eğitimi hakkında bilgiler sunmaya çalışacağım. Mevlam şimdiden tesirini yüksek eylesin. İslam'da aile eğitimi, Allah'ın emri, peygamberin sünneti, neslin devamı, ömrün bereketi, toplumun refahı, ferdin huzuru, hayatın tadı, müminin muradı, dünyada cenneti, huzurlu bir ailenin vesile kaynağıdır. Aile, anne, baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük insan topluluğudur. Hazreti Adem Aleyhisselam ile kurulan aile, bütün insan topluluklarında ve tarihin bütün zaman dilimlerinde önemini koruyarak devam etmiştir. Yeni kurulan ailenin durumu sakin denizde kayıpla yolculuğa çıkan iki kişiye göre. Bu yolculuk hep aynı şartlarda, aynı şekilde geçmeyebilir. Devam eden zaman içerisinde bazen rüzgar, bazen fırtına, bazen de kar tipi olabilir. Denizin sakinliği bozulabilir, kayık sallanabilir. Böyle günler içinde aile kendini hazırlamalıdır. Evliliğin sağlam bir temel üzerine kurulması ve uzun ömürlü olabilmesi için kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde bir takım hakları vardır. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Terbiyesiyle
hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Anne ve babanın bu önemli vazifesi çocuğun doğumuyla başlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ya: Küllü mevlüdin alâ fitratil İslam. Doğan her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra ana babası ya onu Yahudileştirir, ya Hristiyanlaştırır, ya da Mecusileştirir. Çocuklarınıza ilk söz olarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü öğretin. Böylece çocuğun ilk işittiği söz İslam'a giriş yararı olan kelime-i tevhid olsun. Dili ilk önce bu sözle açılsın. İlk adetiyle de bu söz olsun. Bu şekilde çocuk hem inanç hem de ibadet yönüyle İslam'la bir ilgi kurmuş olsun. Terbiye hususunda İslam'dan başka bir din, Kur'an'dan başka bir önder ve yol tanımaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilgi ve itina gösterilmesinin zaruretin ortaya koyup bu hususta birçok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Çocuklarınıza hayır ve iyilik öğretin. Onları edepli yetiştirin. Hiçbir baba evladına güzel edep ve ahlaktan daha üstün bir hediye veremez. Şu sözü burada hatırlatmak da yerinde ve isabetli olur. Edep bir taç imiş nur hüladan, giy o tacı emin ol her beladan. Hulasa beşeriyet çocuk terbiyesinde İslam'ın açtığı doğru yolda yürüdüğü zaman dünyada önder ve lider olur. Böylece insanlar İslam'ın gölgesinde mesut ve bahtiyarlık içerisinde yaşayacaklardır. Sözlerime son verirken sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.